Merhaba, bisiklet kutusu takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, 2023'te en çok beklediğimiz oyunlar videomuzu hatırlıyor musunuz? Başlayalım mı? Ben açıyorum, tamam. Sevgili arkadaşlar, oldukça gergin bir video ile karşınızdayız. Gerginliğimizin sebebi kafamız uyuşmuyor Enis'le şu anda. Yeter diyor. 2023 için hazırladığım listemi beğenmedi. Kendisi sıfırdan liste yaptı. 2023'te en çok bizi heyecanlandıran oyunları konuşacağız. Listeni beğenmedim değil, listene bakmayı tenezzül bile etmedim. Tenezzül bile etmedi, evet. İşte o videoda tutturabildiğimiz ve tutturamayıp patladığımız oyunları bir konuşalım dedik. Evet. Burada bir kağıt vermişler. Kağıt da şöyle yazıyor. 2023'teki listemizden hangilerinde patladık? Bu kağıdın fotoğrafını ekrana verirsen çok sevinirim. Yaz bak. Bunun karaladığı halini verir misin lütfen? Black Myth Wukong soru işareti Enis dedi. Çıkmadı gibi bir yazı var burada. Bu bildiğin, beni itham mı ediyorsunuz bir şeyle? Bunu en istedi ve çıkmadı diye bir şey yazıyorsunuz. 2023'te en çok beklediğimiz oyunlar videosunda bununla başlamıştık. O yüzden Black Myth Wukong böyle bir muamma oldu. Uzaklaştı şeyden. Ama evet, senin ne dediğini oraya yazacaktım, ben unuttum. Bir sonrakinde de mesela yine Faruk ve Enis Resident Evil 4'ü biz tabii, çok bekliyoruz demiştiniz. Ağzımızın suyu akmış dedik ve... Oraya minik böyle anekdotlar yazdım ben. Gerisinde var, bütün oyunlarda var. Kardeşim sen de gömme beni ya. Gömmedim. Estağfurullah. Ben şey geldi bana. Black Myth Wukong en üst dedi, çıkmadı. Hani sanki şey gibi ya. Hakikaten öyle girmiş direkt ya. Bu söyledi bu. Neden? Evet. Hani ben sanki taahhüt etmişim çıkacak diye ve çıkmamış gibi geldi bana ya. Ama öyle. Sen çıkar ve oynarız dedin. Ama onlar öyle dedi abi. 2023'e çıkacak dedi, tamam. Yani. Bak 2024 listemize de Black Myth Wukong almayı unuttuk. Evet, ben almıyorum artık. Black Myth Wukong'la aram bozuldu benim. Neden? Çünkü çıkmıyor. Yani daha ne çıkmıyor? Skull & Bones'u almayı biliyorsun. Skull & Bones 50 yıldır çıkacak. Hakikaten öyle. O her sene alıyoruz zaten. Evet. Evet. Çıkmayan oyunlara patladı diyemeyiz. Bizim elimizde olan bir şey değil abi. Bu nötr. Tamam mı? Resident Evil 4. İkiniz de bekliyor temalı. Heyecanla bekliyorsunuz. Evet. Heyecanlanıyoruz. Bu kadar bekliyor muydunuz? Beklemiyordunuz herhalde. Benim beklediğimden bir tık daha iyi olmuş valla. Ben bu kadar iyi yapacaklarını düşünmemiştim. Hani bir tık altını bekliyordum ama bayağı iyi olmuş yani. Evet. Dead Space demek. Ben bunu fark ettim. Dead Space beni mesela yani listeme ben sadece ismi olsun diye aldım öyle bir. Hani oyun çıkmazsa bir yerlerden diye ama çok aynı geliyor bana yani. Birebir aynı ya. Pek ümidimiz yok demişiz. All together. Ve toptan patladık burada. Ben bunu yani gerçekten çıkmadan önce bir anasına söylemediğim kaldı. Abi şöyle yani. Ben şu üçlemeyle alakalı şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi Resident Evil 4'ü çok iyi hatırladım. Şimdi konuşurken mesela ben hep çok skeptiktim. Zaten dedim ki yani Code Veronica'yı yapmıyorlar, geldiler bunu yapıyorlar falan filan. Son bir trailer attılar, dağıldım ben ondan sonra. Ben de öyle. İlk duyurulduğunda ben de çok böyle karşıydım. Evet. Ama sonra tamam dedim yani. Okay, sonra onun heyecanıyla ben Callisto Protocol'u yükseltip Dead Space gömdüm. Tamam mı? Callisto Protocol geliyor lan falan filan gibisinden. Tam tersi oldu ondan sonra yani. O aynısı bende de vardı. Çünkü Callisto Protocol'u yapanlar orijinal Dead Space'i yapanlar. Glenn Scofield yeni ekip toplamış işte falan. İşte adam olan bunlar. Siz rezaletsiniz. Bir de EA falan böyle tam hani insanların sırası geliyor aynen falan. Abi. Bildiğin ters köşe oldu. Yani. Aynen öyle oldu yani. Sonra Atomic Heart'a demişiz ki heyecanla bekliyoruz ama Rus absürtlüğü gümbürtüsüne gitmese bari dedik. Hem patladık hem tuttu. Ben heyecanla bekleyen güruhtaydım ben mesela. Dındırı. Kerem öve bitiremedi oyunu bana. Ben o sırada... Benim beklentimin biraz altında kaldı ama. Benim beklentimin çok altında kaldı. Ben yani ilginçliğiyle, o havasıyla Bioshock'un birleşmiş Bioshock sentezini bekliyordum. Abi sürekli dolap tacizine uğradığımız. O kısım güzel ya. Çok eğlenceli. Yani sürekli bir şeyler yapmaya çalışan bir kırmızı buzdolabı var peşimizde. Ben açıkçası oyunun quest tasarımını ve açık dünyada yaptığı tercihleri bana geçmedi. Yani daha iyi olabilir gibi geldi. Mesela quest'te çok fetch quest dediğimiz şeyler var ya, git 5 tane bir şey topla gel, git 3 tane bilmem ne topla, onlar çok vardı mesela. Yeah. Laboratuvara giriyorsun, yani laboratuvar ilgi çekici bir şey ama oradaki quest motivasyonu şu, 3 tane farklı yerden konteyner al. Yani hani o narratif olarak ben ondan yani. Şey yani hani bu heyecan verici bir şey değil de konteyner peşinde koşmak,
O yüzden böyle bir o kısımlar çok zayıf geldi. Bir de açık dünya çok kaotik ve üzerine düşmanların akın akın gelebildiği bir yer. Biraz sıkıcı geldi o kısımlar ama o yüzden beklentim biraz altında kaldı maalesef Atomic Heart. Evet. Ama iyi yaptığı şeyleri de var tabii. Yani hem patladık hem tuttu diyebiliriz burada ama ben çok üzüldüm. Ben patladım yani. Ha, senin beklediğin kadar olmadı. Evet. Baldur's Gate 3 Türkçe olması heyecan veriyor. 20 saat Early Access oynadım. Heyecanlandım. Sinematik bir tecrübeyi yaşamayı bekliyorum ben demiş Enis. Enis burada iki kere tutturuyor. Çok iyi tutturdum. Atıyor. Yani en iyi tutturduğum oyu olabilir. Heyecanla bekliyorum. O dönemimi hatırlıyorum. O kadar da umurumda değil ki Baldur's Gate 3. Abi, o kadar umurumda değil yani. Abi açıkçası yani çok dürüst olmak gerekirse ben de böyle bir şey beklemiyordum abi açıkçası. Bu seviyeyi beklemiyordum yani. Ben bekliyordum. Bu yılın hatta en çok beklediğim oyunlarından biriydi Baldur's Gate 3. Evet. Ki, ya benim de beklentimin üzerine çıktı bu arada yani. Hani baya baya eğlendim yani oynarken. Ki tekrar bir round yapmayı istiyorum fırsat olunca. Enis kurtardı bizi burada. Muhtemelen yılın olan oyunu önererek. Bekleyin diyerek. Under the Waves, Faruk Baba. Konsept ilgimi çekiyor demiş. Sen tutturdu kumsu yazmışsın ama maalesef ya tutturamadı. Ya şöyle biz bence yani biz çok dinlememişiz muhabbeti. Çok öznel. Ben hiç beklemiyordum. Aynen çok öz ben çok bekliyordum. Ben çok da severek oynadım bu arada. Ama şey olmadı. Böyle benim beklediğim kadar bir ses getirmedi. Ben bir tık daha ses getirir diyordum. Bir yerde tartışılır konu. Mesela Signalis daha fazla ses getirdi mesela. Evet, bayağı indie ses camiasında ama Under the Waves gerçekten çok şey kaldı böyle. Ben beğendim ama çok dedim öznel bir oyun abi. Yani şimdi burada iyi oyun süper yapmışlar. Narrative ve farklı bakış açıları kazandırıyor. Değil mi? Aslında bildiğimiz bugüne kadar oynadığımız parçaları tekrar düzgün bir şekilde bir araya getirmiş. Ama dediğim gibi yani ama ilginç bir şekilde çok şey kaldı. Çocuk ve insanların kaldı. İçini acayip vuracak bir yapısı yani, var dediğin için ben ilgimi sürmedim. İyi ki sürmedin öyle söyleyeyim. Yani gerçekten şey sokuyor insanı. Oyunda bir ara hiçbir şey iyi bir şey olmuyor ya. Oyunda hep geçen de söylerken bunu dedim. Ya atıyorum ben zaten bu dönem böyle çocuk hastalıkla falan çok uğraştık. Burada da böyle hani çocuğunu kaybetmiş bir adamın böyle gerçek miydi değil miydi falan. Güzel anlatmışlar, dramatik anlatmışlar. Beni çok boğdu bir yerden sonra. Evet. Yani. Aç yok mu orada neşeli bir şey kardeşim? Açında oynayalım diye. Abi açtım mezdeki açtım üstüne kafamı öyle gelsin diye. Yani. Sokacağım bu depresyonunuza diye yani. Aynen abi ya. Abi The Finals. Ben ki hiç multiplayer'cı değilim ama trailerini bir izleyin aklınız çıkar demişim. Ama oyun çıkmadı. Oyun çıktı, ama oynanıyor betası. Betası çıktı. Evet. Abi, betası. Bu arada şöyle Allah söyleyeyim. Allah bereket versin, yeter bu kadar. Abi, Finals millet çok beğendi herkes. Evet, bayağı beğendi. Bence tuttu yani. Evet, bayağı tutmuş. Bir de şeyden biliyorum onu. Bizim mesela işte Jujutsu Tayfa'da genç arkadaşların hepsi oynuyor neredeyse. Hepsinden onları duydum. Yani hakikaten Finals şey bitiremiyorlar böyle. Çıktığında bir şeyleri değiştirebilir FPS. Bana da öyle geliyor yani. Ciddi, yapan ekip de öyle bir şey değil. Lay Lay Lon bir ekip değil yani. Evet. Arkasında parası olan da bir ekip. Göreceğiz. Bir sonraki oyunumuz The Lords of the Fallen. The Eklemi. İlk oyunu en istiyor bunu. İlk oyunu beğenmek isteyip bir türlü beğenemeyince içimde kalmıştı. O yüzden heyecanla bekliyorum demişti. Patladı mı tartışılır. Ben patladım. Ya çok... Ben sevmedim. Yani ben. Ama seven de var. Var var. Ben sevmedim. Ya. Ben 20 saate yakın oynadım oyunu. Açıkçası iki şeye çok uyuz oldum. Bir, level design açısından çok böyle cins kararları var. Hadi bu neyse. Telafi edilebilir bir şey. Problem değil. Alışabiliyorsun bir yerde ama asıl mevzusu şu. Düşmanlar ve düşman zorluğu, düşmanın seni overwhelm etmesi bu tarz bir oyun için çok fazla oluyor. Evet. Yani gittikçe oyunun temposuna alışacağıma, o temposu mesela tüm Dark Souls'larda hatta Elden Ring'de bile yeni mekana geçince bir daha alışman gerekir ama çoğunda alışıyorsun. Hani bir saat oynayınca o mekandaki düşman profiline alışıyorsun. Onlarla başa çıkma yöntemlerine alışıyorsun falan filan. Kolay alışıyorsun yani bir yerden sonra. Burada her 20 dakikada bir challenge artıyor. Evet. Her 20 dakikada bir düşmanların agresifliği artıyor, düşmanların sayısı artıyor, kalabalıklaşması artıyor falan. O beni artık şey yapmadım yani. O challenge, o kadar adapte olma challenge beni boğdu. Sürekli tırmandırıyor mu oyun seni böyle? Evet, sürekli bir yukarı tırmanış hali var ki ben grind da yaptım bu arada. Yani durdum, karakterimi kastırdım, şey yaptım. Öyle hani neyse o ilerlemedim yani. Skill'lerimi işte açtım, bazı şeyleri ekstra kasayım dedim, kastım. Kılıcımı geliştirdim falan filan. Bunlara emek harcadım. Ona rağmen challenge dozajı devamlı artmaya başlayınca sokacağım düzeyi yapacağız. Bununla alakalı da bu arada çok fazla sevenlerin de katıldığını gördüm. Yani bunu seven var, ben sevmedim. Ya bu challenge'a okey olan var. Bana çok abartılı ve sinir bozucu geldi yani. Kişisel tercih meselesi herhalde. Ki ben bak Dark Souls'ları da sevmiş, oynamış bir insanım. Bir Dark Souls 1'in mesela yarısından sonra çok iyi olmadığını düşünüyorum. Şu an için söylüyorum bunu. Çıktığı dönem iyi olabilir de. Biraz böyle hani o da böyle cinsliklere giden bir oyundu. O Dark Souls 1 cinsliği fazlasıyla var Lords of Fallen'da. Yani bu sene oynayınca o kadar keyifli gelmiyor. Artık bana. Bir sonraki remake'e
Bir daha deneyim. Ama şöyle o ilk oyuna göre çok daha iyi. Eyvallah. İlk oyunu 4-5 saat anca oynarsın. Yani bunu oynadım ben. Hani bak 20 saat az bir süre değil, 20 saatte oyun bitiriyorsun. Evet. Yani oynayıp bırakmadım yani. Oynadım işte ilk şeyleri geçtim, ikinci mekanı geçtim, üçü geçtim, dörtte mi ne artık yeter lan deyip. Biraz daha versem oyun bitecekti belki yani. Hani abi yani fazla nazlı aşık usandırır harbiden. Yani biraz fazla sonra yordu beni abi oyun. Yani çok fazla şey yapmam gerekiyor. İnternete girip püf noktası aramam gerekiyor. Bana yazan bulmuş mesela. Şunları yaparsam daha kolay olur diye. Onlar da görünce bir daha bir denesem mi dedim ama ya bu kadar fazla gayda yönlendiren oyun artık şu an ya o modda değilim şu anda. Yani. O yüzden çok sarmadı ama seven, o challenge'ı arayan varsa sevecek büyük ihtimalle. Save noktası mesela üzetmişti beni. Onunla alakalı hemen püf noktaları önerenler oldu. Biliyorum püf noktaları ama onların peşine koşmak beni yoruyor yani. Şimdi anlatsam çok Lords of Fallen incelemesi. Onun içinde mi grind var? Bilmiyorum. Evet, onun içinde bir grind yapabiliyorsun. Çok enteresan ya. O yüzden demişti patladı mı tartışılır. İşte, sevemiyorlar. Benim için, yani benim şahsen patladı ama oyun kalite olarak daha iyi bir kalitede. Alan Wake 2. Burada bir mikro evren yaratıyor Emedi. Çok merak ediyorum demiştin Faruk Efendi. Evet, bence tuttu. Bence de tuttu. Hakikaten hala merakı. Çünkü şöyle demiştim ya. Şimdi Alan Wake'in ilk oyunda başına gelenlerle alakalı her şeyi öğrendik. Kontrolde o başına gelenleri daha da bir şey oturttu, kontekste oturttu. Tamam, Altered World Events'i nasıl kaynaklandığını, işte kontrolcüde Ahten'in vazifesinin ne olduğunu falan filan öğrendik. Dedim ki yani burada nasıl bir şey çıkartacak şimdi? Yani korku öğesi falan çıkartacak. Ya yani bir şekilde işin ucunda böyle aslında kontekst olarak bir Altered World Event yaşadığını biliyor olsam bile bu sefer de ilk oyundaki işte Tom Zane gibi, spoiler vermeyeceğim, Tom Zane gibi işte. Neydi o Barbara, soyadını unuttum iki karik hocam. Işte, neyse, ondan sonra ilk oyundaki yine birkaç tane aşina olduğumuz karakterleri üzerinden bir korku süreci yaşatmayı başarmış bu sefer de. Ve onların hepsini bu yarattıkları, genişlettikleri mikro evrene tak 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 yerlerini oturtmuş abi, tamam mı? Sen tam tutturmuşsun yani. Evet, olmuş bir şekilde. Olmuş ya, oyun da öyle oldu. Tam senin beklediğin gibi şeyler de var. Yani abi benim için şey oldu ya bu sene zaten yani bu yıl benim için böyle en böyle hani hakikaten benim zirve senem falan oldu yani. Çünkü korku hayatta kalma yani. Resident Evil'ın Dead Space Remake 2, 3'ü de ya çok üst düzey. Çok üst düzey abi. İyi değil yani. Bayağı iyi. Bayağı iyi yani. Ve şeyin Bloober'ın işi çok zorlaştı abi şimdi işte. Silent Hill 2 Remake için. Bir sonraki oyunda benim çok hakikaten çok güzel tutturduğum bir şey. Diablo 4. Çok özledim ben ya demişim. Ve hani bu yıl en çok beklediğim oymuş ben. Ya, ya benim hala... Niye oynamadın sen o kadar çok? Ben mesela Diablo 4'ü daha çok sevdim. Diablo 3'ten de. Diablo 4'ü bitirdim. Sonra sezona geçtim. Sonra füz diye yani şey böyle hani oyunun kötü olmasından falan feşmekan değil. Bir şekilde artık o oyunun gameplay'i çok geçmişte kalmış gibi bir hissiyatta ben koptum gittim. Esma ya bildiğin sıkılmışsın Diablo'dan. Yani anlamlı gelmedi bana bir noktadan sonra. Ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Yıllardır anlamadığım bir şey var. Sen daha açıklarsın belki bunu. Ben izometrik hack and slash türünün old school kaldığını düşünüyordum. Yani bazı türler bitiyor ya. Hani zamanla bazı türler ana akım olmuyor. Mesela strateji artık ana akım değil. Ama eskiden strateji dediğin zaman mesela tabii, o ortam durmuyor. FPS'in yanında sayardım. Bana benim. Diablo hep öyle geliyordu. Yani Diablo 3'ten sonra dedim ki ulan artık izometrik hack and slash türü ölmüyor mu yani? Yeni oyuncular mesela izometrik hack and slash oynamaktan zevk alıyor mu? Z kuşağı bundan zevk alıyor. Ben bunu mesela bilmiyorum demiştim. Şimdi Diablo 4 çıktı. Acaba satış anlamında, oyun ulaştığı kitle anlamında yeni nesile ne kadar ulaştı ve dokundu çok merak ediyorum. Senin söylediğinizde şöyle bir istatistik gördüm ama rakamları hatırlamıyorum. Yani oyunun sahipliğiyle şey arasında, aktif oyuncu sayısı arasında bayağı şey var abi. Aynen Twitch'te bu satmış ara... ama aktif oyuncu çok düşük. Maşallah yani Twitch'te 124 kişiyle izliyordu. Yani 124 izleyicisi var. Ben mesela oynadım, keyif de aldım ki ben bu tür hiç oyuncusu değilim. Çok ilginç. Hiç oyuncusu değilim. Ama ben zaten oynarken şunu biliyordum. Ben bu oyunun hikayesini bitiririm sonra kenara koyarım. Ya ben mesela şey değilim yani. Hani bana şunu hiçbir oyun yapamaz. Yani servis oyunu gibi yıllarca oynayamam. Ama sen ki eski Diablo oyuncularından biri olarak sen bile devam ederek oynamıyorsan ya eski kuşağı da mı kaybediyor artık bu tür? Şöyle söyleyeyim pardon çok özür dilerim. Oyunla kurduğun ilişki orada bir şey açıklamak istedim sadece. Diablo ile benim de yıllardır ilişkim. Ana hikayeyi bitireyim ve bitsin. Ben de böyle. Bunu seviyorum. Ben hala izometrik şey seviyorum. Değil artık oyunu değil, böyle tabii kurgulamıyorlar. Tekrar defa açtım. Diablo MMO oyunu gibi bir şey yani. Evet abi. Şeye dönmüş olan. Call of Duty'yi single player için alan insan olmadığı gibi. Diablo 4'ün hikayesi de belli bir yerde yani herhalde 35-40 saat falan sürmüştür single. Hızlı bitirirsen daha kısa sürede bitirirsin. O, benim hızımı düşünürsek tabii, o civarlarda. 72 saat falan sürebilir. Aynen. Devamı da var. Yani şimdi diğer Diablo'ları bitirdiğinde bitirmiş
oldum ben bu oyunu hissiyatıyla kalkıp gidebilirim. Burada içerik çok... Burada devamı da var. Esas oyun ondan sonra başlıyor falan filan dediler. Çok hızlı bir şekilde yok oldu endgame'i. Diablo'nun ve dengesizliği... Şimdi toplamışlar özellikle ama. Özellikle şeyle Season 1'la Ayyuka çıkmıştı. Season 2 ile toparladılar diyor. Yani yorumlar iyi şu anda gelen yorumlar. Şu an dönemiyorum. Evet. O kadar çok backlog'da oyun bekliyor bir ki. Bir de yani. Çok iyi oyun çıktı evet. Yani. Öyle onun etkisi var. Olduğunu düşünüyorum. Yani Diablo 4 tek başına 2024'te çıksa ben... konuşulurdu büyük abi, ihtimalle. Abi bunun yanında şimdi yani aynı türde değil belki ama yani oynanış olarak böyle Diablo'nun yaptığı şeyin 100 mislini falan yaptığı için Baldur's Gate çok gölgesine kaldı. Aa, Diablo 4 evet. Yani. Oradaki herkes bütün kalabalık oraya gitti herhalde yani muhtemelen Starfield'a veya oraya dağıldı. Sürekli spotlight başka yere döndü. Yani çünkü şey ben böyle bir şey görmedim. Çünkü direkt çakıldı oyun ilk ayın sonunda yani böyle. Biraz hızlandıracağım bu noktadan sonra. Çok tabii. Yarısına ancak gelebildik listene. Starfield çok ilginç. Enis müthiş gazlı değil. Faruk merak ediyor. Ben de olmayacakmış gibi geliyor bana demişim. Tutturduk mu diyeceğim. Bayağı tutmuş aslında. Başında gaz değildim çünkü kimse gaz değildi. Starfield yazın falan hype'landı. Yazın o 40 dakikalık videosu evet. Çıkana kadar. Yani Bethesda sanki oyun yapmıyor da alelade bir film oyun yapıyormuş gibiydik hepimiz yani evet. O yılbaşında. Sonra yazın gazlanmaya sonra başladı. Sonra uzun bir video çıktı. Orada vav wow evet. Dedik yani. O bayağı vav wow dedik. Sonra... Yani. Gezegenler arasındaki boşluğun olmayışının oyunu ne kadar kötü etkilediği işte bazı game grafik sıkıntılarının falan filan oyun çıkınca gördük. Yani uzun soluklu yeni bir Skyrim olacağını düşünürken açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradık. Bilmiyorum, ben belki katılmıyorum ya. Ben modcular toparlar belki bilmiyorum yani şu noktada. Ben oynadım 80 saat aşağı yukarı eğlendim. Evet. Şimdi ne yapmam lazım daha bilmiyorum yani. bu da doğru bir sav yani. Ya evet şeyi, daha ne olsun yani 1 saat mi oynanacak? Şunu anlayamıyorum tam olarak. Ya insanların şöyle beklentisi var. TikTok'ta falan yabancılarda görüyorum bunu daha çok. İşte Hogwarts Legacy koymuş böyle 2 ayda oyun sayısı düşmüş diyor. Ulan düşecek mi? Hogwarts Legacy single player bir oyun. Tabii. Oynadık sonra ittirdi gitti yani hani Starfield oyun sayısı düştü diyor. Düşecek yani bu da single bir oyun. Content bitiyor abi. Evet. Yani düşecek gideceğiz ondan sonra İçerik başka şey oynayacağız. Skyrim çıktığında bambaşka bir dünyaydı yani. Mesela RDR 2'yi örnek verenler oluyor. Dönem dönem RDR 2 çok peak yapıyor. Dönem dönem hepsi peak yapar. Yani adam DLC koyarsa peak yapar. İndirime girerse peak yapar. Bir de RDR 2. Yani bunlarla aynı seviyede bir oyun değil yani. Bak RDR 2 eşittir Starfield diyemezsin. Evet. RDR 2 bambaşka bir yerde aynen. Duruyor benim için. Evet. O yüzden o gözle aynen. Bakmıyorum. O tarz oyunda çok örnek kabul etmiyorum. Online oyun olmadığı için bunlar aynen. Çıktı bir dönem çok oynanıyorlar. Eskiden böyle bir tartışma hatırlıyor musun mesela 2015'lerde olanlarda MGS çıktı. Çok bekleniyordu. Bir ay sonra oyun ne sayısı oldu falan diye yani. Düştü. Ulan yani bu şey gibi film vizyona girdi 3 ay sonra izleyici sayısı 10 bin. 3 ay oldu çünkü. İzledi millet. Onun gibi bir şey yani. Single player oyunları Game as a Service gibi karşılaştırıyoruz. Evet. Aynen. Elimizdeki tek metrik o hata. Acayip. Ya bunu biraz daha... Bayağı. Yağmur yağmıyor ki şu an. Bayağı Starfield'a laf etmeyin. İşte genç kuşakta görüyorum bunu daha çok. Yanlış metriklerle yanlış şeyleri karşılaştırıyorlar gibi geliyor bana. Aynen. Türkiye'de bilmiyorum böyle mi de yabancılarda çok gördüğüm şey bu. Yağmura almış. Yağmura bak. Legend of Zelda bak nasıl manidar. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom'da herkes dinglemiş. Orada evet, ding yapıyoruz. Evet. Evet tutturduk burada. Ben bununla alakalı bir şeyler söyleyeceğim ama sonra. Yılın en iyi oyunlarını söyleyeceğim. Peki tamam. Evet. Replaced, Enis'le sen, ben ding demişiz ama çıkmadı oyun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Final Fantasy 16 yine hepimiz evet demişiz, dinglemişiz ama sadece Enis oynadı. Final evet. Fantasy 16 bazı yönlerle çok iyi bir oyun, bazı yönlerle de hiç beklemediğim kadar kötü bir oyun. Evet. Yani o yüzden çok enteresan bir oyun. Mesela System Shock Remake, oynanışı hantal gibi demişiz ama bir tek ben dinglemişim. Ben severek oynadım, 20 saat falan oynadım System Shock Remake'i ama tuttu mu, hani piyasada şey yaptı mı, böyle çok konuşuldu mu? Ama bu kadar oyun zaten evet. Sendi sanki orada. Ben, yani. Benim için yaptılar. Evet, yani. Sinan Akkol'a yönelik. Sinan Akkol oynadı, tamam. Senin gibi... System Shock Remake, Shock'u oynamamış Sinan Akkol, remake yapalım remake ya demiş. Senin gibi 50 bin insanı bulup satsayı, Allah bereket versin. Allah bereket versin. Street Fighter 6. Ben aşermişim Street Fighter 6'ya. Ses getirdi, oynandı. Ama yine yani bu kalabalıkta bizim gameplay olarak zamanımızı çok almadı Street Fighter 6. Ben dövüş oyuncularla çok alakam yok. Street Fighter 6'nın açık dünya yaptığı hikaye modu da çok bana geçmedi. Ben biraz Mortal Kombat tarzını daha çok seviyorum. Evet, hikaye modu. Bence ama Street Fighter 6 Mortal Kombat'tan
daha iyiydi bu sene. Olabilir. Ben Mortal Kombat tarzını daha çok seviyorum. Ha. Yani ben dövüş mekaniklerini inceleyecek kadar ustası değilim bu türün. Ama o açık dünya kurgusu ve orada gezerek bir şeyler yapma kurgusu bana çok ham ve böyle gereksiz geldi. Benim için söylüyorum bunu. Ama Mortal Kombat'ın sinematik hikaye anlatımı mesela acayip tatlı geliyor bana. Konsantre, oturuyorsun, film izler gibi, dizi izler gibi. İzliyorsun, dövüşüyorsun, akıyorsun falan. O yüzden ben Mortal Kombatçıyım. Eyvallah. Assassin's Creed Mirage'a ben evet demişim, ding demişim. Enis de bekliyorum demiş. Tuttu mu tartışılır. Yani ben severek oynadım ama yani sektöre böyle... Benim en sevmediğim Assassin's Creed oyunlarında ilk ikiye sokarım herhalde. Belki ilk üçe sokarım. Hadi iki biraz acımasız oldu ama ben çok sıkıldım belli bir saatten sonra. Ben sonundan çok hayal kırıklığına uğradım. Sonunda daha mantıklı ve bir şekilde işte Valhalla'yla da şey yapacak böyle. Sen bunu son 10 oyundur. Söylüyorsun sanki Assassin's Creed'de. Şey güzel, 20 saatimi aldı gitti. Yani Valhalla gibi 180 saatimi şey yapmadım, gömmedim. Valla Valhalla 78 saat, hadi 80 saat gömdüm ben DLC'lerle beraber. 178 saat gömmedim. Evet. 80 saat gömdüm. Valhalla'nın 80 saati 80'i de Mirage'da geçirdiğim her saatten daha keyifliydi. Doğru, evet. Buna katılıyorum. O yüzden benim için hayal kırıklığı. Demek ki neymiş, bazen eskiye dönmek o kadar da güzel. Dönmüşler mi, dönmemişler mi? O da belli. Onu dönmüşler. Bir de eskiye dönmesini isteyen kitle mi, yani ne kadar kalabalık bir kitleydi ve ne kadar eskiye dönmesini gerçekten istiyordu. Eskisi dediğimiz şeyi analiz etmemiz lazım. Bence o da eskiye dönmek değil. Şey ya, her arkadaş 2 senede bir bu çapta bu büyüklükte oyun yapamıyoruz. Hadi biz köklerimize dönüyoruz diyerek bir kısa bir Assassin's Creed. Böyle yanağını okşayalım o oyuncularımızın. Ben buna karşı değilim bu arada ama oynanış anlamında Valhalla'nın gerisinde bir oyun gibi geldi. Yani gizlilik kısımlarını çok parlatamamışlar oyunun. Aksiyonunu da öldürmüşler. Evet. Şimdi öyle olunca Valhalla'nın yarım haliyle uyuyormuşum gibi hissettim. Valhalla'da, Odyssey'de, Origins'de gizliliğe hemen hemen hiç gerek yoktu. Burada gizlilik daha önemli, ön plana çıkmış. O ama yapabileceğin hareket anlamında, yapay zekayla anlamında, yapay zekayla uğraşma anlamında tek şunu eklemişler. İşte birine gidip bir şey söylüyorsun, o seni bir yere sokabiliyor. Bu güzel, okey. Ama onun dışında bir şey yok. Yani bir yeteneğin yok gizlilikte. Bir tek şey var işte, hızlı tık tık assassinate etmek var. Yani gizlilikle alakalı çok kafa yorulmuş bir şey var gibi gelmedi bana içeride. Valhalla'da da istersen gizli gidebiliyorsun. Bu kadar gizlilik Valhalla'da da var yani. Ya sen istersen yapabilirsin. Gizli gizli gitsem herhalde 300 saat falan olurdu o zaman. Evet. Kese kese böyle şey. Ama seven mutlu oldu. Sene mutlu canım. Bana ne yani. Ama işte bu senenin özelliği, bu başka bir yıl çıksa belki biraz daha pozitif konuşulacakken. Evet, doğru. Yok oldu gitti. Abi Hogwarts Legacy'ye şüpheliyiz demişiz. Bence tuttu. Yani yılbaşında oynadığımız için yine şeyimizden böyle zihnimizden silindi Hogwarts Legacy ama yani güzeldi. Ama yine bir şeyler böyle... Oyuna böyle ilk başta böyle çok yükseldiler. Sonra böyle gameplay saati arttıkça böyle bir tavsadığını falan düşündüler. Ben açıkçası beklediğimden daha iyi çıktı. Evet. Ben de. Ben Harry Potter'cı değilim. Sen yani, çok sevdin mesela ilk başta. Ben ilk başlarda çok sevdim. Sonra yine aynı Harry Potter'larda yaşadım. Ben mesela Harry Potter filmlerinden bir tanesini izlemedim hayatım boyunca. Sen ciddi misin ya? Hangisini izlediğimi de bilmiyorum. Galiba geri olmanın değil de şu hapishaneyle ilgili olan. Prisoner of Azkaban. Evet, galiba onu hiç izlemedim zannediyorum. Ama o kadar şey yani Lord of the Rings'te hani külliyata şeyimdir. Severim, bilirim ondan sonra. Harry Potter bende şey yani herhangi alelade bir şey gibi. O ama yani yaşlandı. Şey kaldı. O döneme denk galiba. Ama Hogwarts Legacy bence benim beklediğim, yapımcı ekipte ben bu kadar kaliteli bir şey geleceğini beklemiyordum. Oyunun eksiği var ama benim beklediğimden daha iyi. Ben daha ortalama bir şey yapacaklar. Eyvallah. Evet. Ondan çok daha iyi bir şey çıktı. Evet. Kastırmışlar yani. Yani yapmışlar bir şey. İkinci oyunda çok daha başarılı iş çıkaracaklardır. Tuttu o zaman diyebiliriz ya. Yani şüpheliyiz demiş. Şüpheliyiz demiş. Tutmadı. Tutmadı yani. Şüpheliyiz aksine güzel çıktı. Güzel çıktı. Doğru doğru. Yani aynen. Süper bir oyun değil ama iyi bir oyun yani. Evet. Stalker 2'ye şüpheliyiz demişiz. Çıkmadı. Evet. Suicide Squad'a heyecanla beklemişiz ama çıkmadı. Artık heyecanla beklemiyoruz. Çünkü oyunun neye benzediğini gördük. Aynen. Marvel Spider-Man 2 Enis heyecanla bekliyormuş. Tuttu senin bence. Senin dediğini yazmamış ama sen de bu kadar kıpır kıpır kaynaşıyordun. Tabii. Yani ilk oyunu platinlemiştim. Bence gideri var. Tutmuş. Jedi Survivor Enis heyecanla bekliyormuş. Tuttu mu sence? Meh. Süper tut. Ya yani kötü bir oyun değil ama ben daha değişik ve iyi bir şey yapacaklarını düşünmüştüm. O kadar değil. İlk oyunun üzerine biraz koymuşlar. Bayağı beğendiler ya oyunu. Ben abi biraz PC'de daha... PC'de teknik sorunları vardı çok. Ya, teknik sorunları kenara bırakıyorum. Ben daha böyle farklı yönlere giden, daha keskin yönleri böyle ortaya çıkaran şeyler bekliyordum. Biraz daha safe yoldan gitmişler yani. Evet. Hani ilk oyun üzerine belli feature'ları eklemişler. Alanları bir tık genişletmişler. Daha böyle güvenli bir devam oyunu olmuş yani.
kötü değil ama daha iyi bir şey bekliyordum ben. Kafamda daha iyi bir şey kurmuştum. Evet. Tuttu diyeyim ama gene yani. Sonuçta iyi bir şey çıktı. Roket hızıyla girdim. Roket hızıyla 5. 6. saatten sonra çıktım oyunda. Hadi ya. Bu kötü bir şey yani. Evet. Nedenini de tahmin edebiliyorum. Ben de bazı şeylerini mesela. Ha, ilk oyunu oynadıysam bunu niye oynayayım hissiyatı gelmiş olabilir bazı insanlara. Evet, aynen yani. Öyle. Bir de ben PC'de oynamaya başladım. Yani gamepad'le falan oynasam daha keyifli olabilirdi tecrübe. Ben böyle önerip gamepad'le oynarım. Skulls and Bones'la beni araya almıştınız. Benim listemde yok demişim. Faruk bekliyormuş. Evet. Enis de şüpheci yaklaşmış. Enis şüpheci yaklaşmış ya hafif kalmış yani. Evet. Enis şüpheci yaklaşmış. Oğlum içimden geçmiştiniz. İçimden geçmişsiniz lan Skulls and Bones'u. Evet falan. Ya bu şüpheci yaklaşmış olan değil yani. Yani Skulls and Bones'u bir insan evladının niye beklediğini hala da anlayamıyorum demiştim. Yok artık ben de tabii ki. Yani ya sıramı savdım. Hayatta hiçbir oyunla alakalı böyle konuşmam. Hiçbir oyunla alakalı ama Skulls and Bones iyi çıktığı gün ben gerçekten ters takla atarak video çekeceğim falan böyle yani. Çok merak ediyorum. İyi çıkma ihtimali var. Falan olacağız değil mi? Kalkta bak ters takla atmak falan. 10 yıl sonra anca. Yani çalışmaya başlamam lazım inşallah. Neyse tuttu yazmışım buraya da ya. O kadar beklemiyoruz ki tuttu geldi yani. Yani. Ne olur Ubisoft oyun çıkar artık be abi ya. Aynen ama abi. Company of Heroes 3. Ben heyecanlanmışım ama oyunun esamesi okunmadı yani. Oynadın mı? Oynamadım bile yani. O dönem için pahalıydı bir de. Satın almak da istemedim. İkinci Dünya Savaşı çok ilgimi de çekmiyor. Ben niye heyecanlandım hiç bilmiyorum. Tutmadı yani. Patladık burada. O dönem senin bir stratejin gelmiş demek ki. Aynen hemen akabinde. Çünkü ha bunu hatırladım. Şunları da unutmayalım diye bir gazla şey yapmıştım. Girmiştim videoya. Homeworld 3 benden geldi ama çıkmadı. Evet. Evet. Bence 2023'ü biraz hafife almışız. Şu anda 2024'ü hafife alıyoruz. İnşallah evet. 2024 yanıltır bizi aynı şekilde. Siz ne bekliyordunuz 2020? Ya onu şeyde yılın en iyi oyunlarını konuşurken o videoda konuşuruz efendim. Siz aşağılarda işte mantı tarifi falan konuşun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.